Merhaba sevgili izleyenler. Evet, 1 Haziran Çarşamba Tekirdağ'ın Layıp Mahallesi'ndeyiz. Bu yıl 52.sini düzenliyoruz. Evet, tüm misafirlerimize festivalimizin hayırlı olmasını diyoruz. Herkese hoş geldin diyoruz. Birincilik ödülüne layık görülen yetiştiricimizin adı Hüseyin Avcı Kirazlı Şarkı. Hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Teşekkür ederim. Şenliklerini nasıl kutluyordunuz yıllardır, bu nasıl gelenek halini aldı? Bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani bizim çocukluğumuzda da kiraz şenliği olarak işte insanlar geliyordu kiraz bahçelerine, piknik havasında, eğlence şeklinde böyle gelişti. Ve geleneklerimize sahip çıkan insanlarız. Bu sene 52.sı kutlanıyor. 52 yıl bir geleneği devam ettirmek önemli bir şey. Tekirdağ ve kiraz. Kiraz'ın ana vatanı Tekirdağ'dayız ve ana vatanın da merkezi Nayıp'tayız. Yıllar yılı, 52 yıl boyunca Tekirdağlılar tarafından benimsenmiş ve coşkuyla kutlanan, her sene daha büyük coşkuyla kutlanmaya devam etmiş festivalin 52.sinde birlikteyiz. Ayrılıkçı terörün yaratmaya çalıştığı olumsuz şartlar bizi bu seneki festivali biraz daha, yani konser tipini iptal ederek kültürel ve sosyal ağırlıklı bir festival haline dönüştürdük. Ancak şu bilinmeliktir. Ne yaparsa yapsınlar. 100 de şehit veririz, 1000 de şehit veririz. Çanakkale'de olduğu gibi 250 bin de şehit veririz. Ama gerekirse 80 milyon da şehit veririz. Asla ve asla ülkemizin bütünlüğünden bir parça bir toprak vermeyiz. Değerli vatandaşlarımız festival alanına doğru oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler. Yanımızda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak var. Bir zaman Tekirdağ'ın 11 ilçesi var. Hepsi içine giriyor. İlk etapta 3 ilçemizi aldık. Şarköy, Süleymanpaşa ve Mınatlı ilçemizi. Her sene 2 ilçemizi ilave ederek 5 yıl sonunda 11 ilçede kutlanan ve 11 gün kutlanan bir kiraz festivali olacaktır. Bu tabii festivaller insanlar birbirine kaynaştıran, birbirine sevgi ve duyguyu aşılayan bir tabi etkinliklerdir. Tekirdağ bu etkinliği çok güzel yapıyor. Tekirdağ insanı birbirini seviyor. Ama Tekirdağ insanı her şeyden önce yurdunu, memleketini ve atasını çok diyoruz seviyor. Diyoruz ki bütün bu çalışmadan sonra kazanan Tekirdağ olsun, kazanan ülkemiz olsun, kazanan halkımız olsun. Her şey gönlümüzce ve gönlümüzce olsun. Evet başkanım, bu güzel festival için tüm Tekirdağ halkı olarak bize çok teşekkür ediyoruz. Çıkmaması için ve savaşta askerin dinlenebilmesi için çene... Ha, bu şekilde. Adı, adı o yüzden yatağın kılıcı. Kitapçı elime aldığımda gözlerime inanamadım. İlk defa Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu güzel organizasyona ev sahipliği yapıyor. Çünkü bildiğiniz gibi yeni bir şekilde yepyeni büyük şehir oldunuz. Aslında bu festivalle birlikte Tekirdağ'ın Büyükşehir Belediyesi oluşunu da hep birlikte kutlamış oluyoruz. Merhaba büyükşehirliler. Böyle kalbiyle selamlıyordu. Gerçekten bu kadar seviyor musunuz? Evet. O zaman size ilk hediyemizi daha vereyim. Başkanım, size şöyle açayım. Şöyle bir hediyemiz var. Tekirdağlı Kadir. İkinci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali Şarköy İlçesi programı çerçevesinde düzenlenen Marco Paşa Müzikali'ne hoş geldiniz.
Yıllar sonra kimin arkadaşı gelmiş? Tam 30 yıl sonra kimler gelmiş? Ya 30 sene oldu mu be? Canım arkadaşım, kardeşim benim. İlber arkadaşım, kimsin lan, ben seni tanımadım ki. Nasıl tanımazsın ya? Ben Suat, 26 Suat. 26? Evet. Silikli Suat. Evet, Silikli Suat. Demek 30 sene sonra beni görmeye geldin. Canım arkadaşımı görmeye geldin. Değerli Şarköylüler, bu akşam enfes bir gece yaşadık. Doğru mu? Doğru. O zaman gülükten bir alkış.